Bugün çok güzel ve oldukça sağlıklı, abur cubura da oldukça güzel bir alternatif olan hoş bir tarif var elimde sizlerle paylaşmak istediğim. Ben her yıl pestilimi muhakkak yapıyorum. Eski dostlar bilirler, Nuha hala şekerli abur cuburları tüketmiyor. Ve bu sebeple evde hazırlıyorum ben ona her şeyi. Çikolatasından, pestiline, şekerlemesinden, şekerine kadar. Ve bunların hiçbirinde mümkün olduğunca beyaz şeker, hatta herhangi bir tatlandırıcı kullanmadan yapmaya çalışıyorum. Tamamen meyvelerin kendileriyle. Ve bu pestil inanılmaz güzel, inanılmaz kolay. Ben bunu yazın yaptım ve güneşte kuruttum. Ama bu tarifin en güzel yanı hem güneşte hem evde rahatlıkla kurutulabiliyor olması ve çok zahmetsiz yapılması. Bence seveceksiniz. Anne kız keyfi. Anne kız keyfi. Ne yiyoruz? Pestil. Bu kadar ince, bu kadar güzel ve tam kıvamında bir pestil ve içerisinde hiçbir katkı yok. Sadece meyvelerden oluşuyor. Bence denerseniz seversiniz. Bu pestili yaparken ihtiyacımız olan sadece iki malzeme: erik ve incir. İncir yerine kuru üzüm kullanabilirsiniz. Erik yerine suyu az olan başka bir meyve kullanabilirsiniz. Size kalmış. Burada İncir biraz daha dolgunluk verip çekirdekleriyle o çıtırlığı katıp aynı zamanda da tatlandırması için var. Çünkü kullandığım erikler mürdüm erikleri ve biraz ekşiler. Eriği 2 birim, inciri de kuru kullandığım için 1 birim kullandım. Eğer yaş incirle ya da daha sulu olan meyvelerle yapacaksanız eşit miktarda kullanabilirsiniz. Erikleri ve incirleri güzelce yıkayıp ayıklayıp pestil olmak için hazır hale getirmemiz gerekiyor öncelikle. Bunun için ben yine her zaman olduğu gibi sirkeli su kullandım. Bir süre sirkeli suda beklettiğim erikleri güzelce çekirdeklerini çıkarttıktan sonra bir çelik tencereye aldım. Ve yine ayıkladığım incirleri de onlara ekledim. Sonrasında üzerine geçmeyecek kadar, dibine tutturmayacak, yakmayacak kadar az su ekledim. Eğer sulu bir meyve kullanıyorsanız su eklemenize de gerek yok. Çok az su, zaten sonrasında eriklerin de suyu çıkacak. Yumuşayıp biraz da suyunu çekene kadar pişirdikten sonra su iyice azaldığında güzelce yumuşayan meyveleri blenderdan geçirdim ve kıvamı bu şekilde. Diğer meyvelerle de aynı şeyi yaparak bu kıvamı elde edebilirsiniz. Önemli olan bu kıvamı tutturmuş olmak. Susuz, marmelattan hallice biraz daha kıvamlı bir pestil bazı elde ediyoruz. Sonrasında ben fırın tepsilerine incecik yaydım onları. Çok kalın olmaması lazım. Kalın sererseniz yine kurur, kurumaz değil ama kuruma zamanı artacaktır ve daha fazla efor sarf etmeniz gerekecektir ve daha dikkatli olmanız lazım meyve sinekleri vesaire için. Özellikle evde kurutacaksanız bu daha fazla enerji sarfiyatı demek. O yüzden ince sermekte fayda var. Ama burada mesela Çukurova'da ilk defa ben karşılaştım. Neredeyse 1 santim kalınlığında pestil yapıyorlar ve buna belben diyorlar. Yanlış anlamadıysam ismini. Gerçekten ilginç bir tadı var.
Ama ince bildiğimiz pestil istiyorsanız incecik serip kuruması için güneşe bırakıyorsunuz. Ben güneşe bıraktım. Az sonra güneşe bırakmazsanız ne yapmanız gerektiğini de anlatacağım. Pestilimizin iki günü tamamlandı güneşte. Artık neredeyse hazır. Şimdi onu ayıracağım yavaş yavaş küçük parçalara. Sonra bir gün daha bekleyecek. Ve tamamlanmış olacak süreç. Burada diğer tepsi. Burada durumu çok iyi. Şimdi onu da keseceğim. Sonrasında yine tersini çevirip biraz daha kuruması için bırakacağım güneşi. Ruletle kestim. Pestilin genel durumu böyle. Biraz da ters yüzünü çevireceğim şimdi kestikten sonra güzelce kurusun diye. Sonra Luna'nın kışlık erik pestili hazır olmuş olacak. Şekerleme niyetine, abur cubur niyetine mis gibi güneşte pişmiş erik pestili. Pestilinizi eğer güneşte kurutmayacaksanız, kurutmayı ev içerisinde yapacaksanız ya da bu pestili kışın yapıyorsanız bunu fırında da kolayca kurutabilirsiniz. Turbo fırında, mümkünse turbo fırında 80 derece ayarda, derece ısı yüksek olmamalı çünkü pişirmiyoruz. Sadece suyunun buharlaşıp bir şekilde pestili terk etmesi için çabalıyoruz. Fırının kapağı açık olacak şekilde bunu arasına bir tahta kaşığı sıkıştırarak ya da başka bir şey koyarak sağlayabilirsiniz. Çalıştırdığınızda yaklaşık olarak 2-3 saat içerisinde bir tepsiyi rahatlıkla kuruttuğunu göreceksiniz. Tekrar etmem gerekirse turbo ayarda 80 derecede fırının kapağı açık olacak şekilde pestilinizi fırına verirseniz yaklaşık olarak 2,5-3 saat belki maksimum sürede pestilinizin kuruduğunu ve saklanmaya hazır olduğunu göreceksiniz. Fırından ilk çıktığında eğer çok kurursa çıtır olabilir. Eğer ince, çok çok ince serdiyseniz üzerini pamuklu bir bezle örtüp aynı ekmek bekletir gibi dinlendirirseniz çiğnenebilir, kıvama gelecektir. Pestilinizin içine bu arada değişik aromalar istiyorsanız ceviz kırığı, fındık kırığı gibi kuru yemişler ekleyebilirsiniz. Ya da çeşitli baharatlarla yine aromalandırabilirsiniz. Gün içinde kendimize zaman ayırmaya özellikle dikkat etmeye çalışıyoruz. Yorul yorul çalış çalış nereye kadar bizim de keyif yapmaya hakkımız var. Ne keyfi? Anne keyif. Luna bazı şeyleri pipetle içmeyi seviyor. Özellikle yazı yazarken ya da kitap okurken içtiği şeyleri. Ve onun için böyle kağıt pipetler kullanıyoruz bu arada. Eğer plastik pipetleri kullanmak istemiyorsanız aklınızda olsun. Kağıt pipetler sağlığa zararlı boyalar falan da içermiyorlar ve çocukların kullanımı için uygunlar ve doğada tamamen çözünebiliyorlar çok kısa bir sürede. Plastik pipet kullanımına alternatif olarak metal ya da bambu pipetleri bulamadığınız zamanlarda kağıt pipetleri kullanabilirsiniz. Ne? Anne kız keyfi. Anne kız keyfi. Anne kız keyfi. Ne bu tarifin en güzel yanı? Hem güneşte hem de evde rahatlıkla kurutulabiliyor olması. Bunu YouTube konusundaymışım keşke. Yutamadım.